Kanal Alternatif'ten herkese merhaba. Bugün yine Ankara Kızılay'dayız. Biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır hep aynı isimler var. Biz de vatandaşlarımıza bu isimler değişmeli mi? Bu pazar erken bir seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz sorularını soracağız. Bakalım vatandaşlarımız bu sorulara ne yanıtlar verecek? Bu pazar erken bir seçim olsa kim oy verirsiniz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririz. Neden peki? Yani her şey ortada. Görmüyor muyuz Türkiye'nin dünü, bugünü, hatta yarını? Onun için Türk siyasetinde Tayyip Bey'in siyaseti getirdiği bu noktada tabii ki hepimiz Tayyip Bey'e oy vereceğiz. Yani bugün de olsa, yarın da olsa ona oy vereceğiz. Daha önce de vermiş miydiniz AK Parti'ye? Tabii ki. Peki biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır hep aynı isimler var. Sizce bu isimler değişmeli mi? Şöyle, aynı isimler olabilir. Başarılı olan siyasetçi değişmemeli. Ama Türkiye'de bir gelenek var. 10 küsür defa seçime girip seçimi kaybeden maalesef bırakmıyor. Ama ona o seçim kaybettirmeyi başaran Tayyip Erdoğan'ın ne hikmetse siyaseti bırakması söyleniyor. Uzunca zaman, daha doğrusu şöyle bir örnek verirsek, Türkiye'de sanatta da 50 yılını devren insanlar var. Başarılı olduğu sürece sanatçının artık yeter bir başkası gelsin diye eleştirildiği olabilir mi? Veyahut da bırakması söylenebilir mi? Söylenemez. Sanat öyleyse siyaset daha da öyledir. Bu pazar erken bir seçim olsa kime oy verirsin? Valla Millet İttifakı'na vereceğiz. Neden peki? Çünkü öbürkülerden yette gayrı. Milletin karnı doymuyor. Yani asgari ücret düşük, her şey düşük. Ne yapacağız? Değil mi? Yenisini deneyeceğiz. Daha önceki iktidara oy vermiş miydiniz? Verdim, evet verdim. Pişman mısınız? Çok pişmanım hem de. Neden peki pişmanlığınızın sebebi? Ya pişmanlığımızın sebebi bugünkü Türkiye'nin durumu. Yani her gün aynı şeyleri dinliyoruz televizyonlarda, etrafta, çevrede. Yani her şey pahalandı, kimse alım gücü düştü. Yani her şey çok çok pahalandı. Onun için yani bu bir an önce bunların değişmesi lazım. Peki biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır hep aynı isimler var. Sizce evet. Bu isimler değişmeli mi? Bence de zaman zaman değişmeli. Hep aynı oldu mu böyle oluyor. 20 senedir aynı insanlar oldu mu böyle oluyor. Yani biz insanlar, toplum olarak bunları zaman zaman değiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır hep aynı isimler var. Sizce bu isimler değişmeli mi? Yani genel olarak yıllardır sonuçlara bakınca bir değişiklik, bir farklılık, farklı isimlerini görmek bence siyaset adına da renk katar. Genel Türkiye siyasetinin adına farklı bir adım olacağını düşünüyorum. Yani böyle. Bence de değişmeli. Yeni beyinlere, daha aktif beyinlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu pazar erken bir seçim olsa kime oy verirsiniz? AK Parti. Neden? Yani şöyle, benim alternatif olarak beğenebileceğim bir şahıs çıkmadığı için şu anlık. Ama eğer alternatif beğeneceğim bir şahıs çıkarsa değiştiririm. Yani ortalama olarak belli adaylar var. Ana muhalefeti istemiyorum zaten. CHP'yi beğenmiyorum. AK Parti'yi de son 4-5 yıldır pek beğendiğim söylenemez ama hani ortalama olarak benim ideallerime göre o uyuyor. Yani muhalefet partilerini başarılı bulsanız AK Parti'ye vermezsiniz, öyle mi anladım? Tabii ki. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani ne CHP, Atatürk'ün kurduğu CHP, ne AK Parti ilk söylediği ideolojiyle devam eden bir parti. Bunun farkındayım ama yani işte alternatif çıkmıyor ya. Yine de AK Parti'ye vereceğim diyorsunuz yani. Maalesef. Yani bir yandan maalesef, bir yandan iyi. Öyle bir durumdayım. Yine iktidara AK Parti gelir mi? Emin olun, bunun adı hani siyaset, çok iyi biliyorsunuz. Kimse, herkes menfaatine göre her an değişebiliyor. Ya da bizim şu an yanlış gördüğüm, nasıl Devlet Bahçeli düne kadar AK Parti açısından çok kötüyse bugün çok iyi olabiliyor. O yüzden 2023'ün hani seçimlerine yakın daha belli olur bu iş. AK Parti'nin olup olmayacağı. Ama şu anki durumda riskli. Tam olarak gelebilir diyemem direkt bence. AK Parti'ye kesinlikle vermem. Kime verirsiniz? Ya CHP'ye veririm ya da yani Meral Akşener'e veririm. Neden peki? Yani onların daha az yani bu şeyleri,
yönetebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu adam yıllardır bu işin başında. Yeter artık, bıraksın, biraz da insanların önünü açsın. Gerek yok, sömürdü bizi, kanımız kalmadı. Peki daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yok abi, Allah korusun, vermediydim de. Yani yeter artık, damarda kan yok. Bak ben paketçiyim, günlük 20 saat çalışıyorum. 20 saatte cebime kalan sadece eve gidene kadar 200 lira para kalıyor. Ya yeter artık ya, kan kalmadı damarda, daha ne yapacak? Bir de alt yazı geçiyorlar haberlerin altında. Yok işte Müslüman Müslümana işte dayanmalıdır, yok aç kalmamalıdır, bilmiyorum. Ya biz zaten açız. Ben günlük 700 lira para kazanıyorum da 20 saat çalışıyorum. Ama eve gidene kadar 500 lirası bitiyor. 200 lirasına benzin alıyor. 100 lira sigara oldu zaten dünya para. Yani artık yeter. Eve gidene kadar evde zaten tam takır kuru bakır, iki parça bir şey alıyoruz, 2 milyar para ödüyoruz. Elektrik su zaten yakmaya korkuyoruz. Doğalgaz desen o yok. Hiçbir şey yakamıyoruz. En son yani ülkenin sonu kötü. Ya Suriye'ye gelip biz Suriye gibi olacağız herhalde. Zaten getirdi Suriyelileri. Türk'ten çok Suriyeli var. Yani ikinci sınıf vatandaş konumuna düştüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Biz vatandaş falan değiliz. Ne ikinci sınıfı ya? Sen 30. sınıflardan falan bahsetmen lazım. Yani biz bitmişiz. Artık ülke bitmiş. Vatan bana deseler yani Türkiye'de zengin olacağına işte Almanya'da bulaşıkçı, ben bulaşıkçılığı seçerim. Saniye düşünmem. Ukrayna'ya gitmek, savaşa gideyim dedim. Bari oradan hani savaş bittikten sonra kalırız niyetine. Adam Türkleri bile istemiyor. Peki biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır aynı isimler var. Sizce bu isimler değişmeli mi? Ya değişsin ya. Biri gelmiş 90 yaşına, biri gelmiş bilmem kaç yaşına. E bıraksın o milletin önünü açsınlar, ne yapacaklar? Zaten oğulları zengin oldu. Herkes zengin oldu. Dedesinin dedesine kadar zengin ettiler. Ya bize para yok. Açız aç. Artık yeter. Sende para var mı? Ne kadar var? Öldüm desen ne kadar da çıkar? Benden çıkmaz. Benim çünkü damarımda kan kalmadı. Hiç gitmediğim şehirden bana arabama ceza geliyor. Motoruma ceza geliyor. Hiç gitmediğim bir memleketten geliyor bir de. Ya ceza yazsınlar, devletin kasasına para girsin. Nasıl yazarlarsa yazsınlar. Pazar erken bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Neden? Yani bu ülkeyi CHP'nin daha güzel şekilde yöneteceğine inandığım için şu an için. Daha önce de mi CHP'ye vermiştin? Yok. Hangi partiye vermiştin? İlk defa CHP'ye oy vereceğim. Daha önceleri kime vermiştin? AKP'ye. AK Parti'ye oy vermekten vazgeçmenizin nedeni nedir? Yani ülkenin gelmiş olduğu ekonomik durumlar işte... Öğrencilerin iş bulamaması, işte yaşam sıkıntısı, asgari ücretin 4250 lira olması, yani dışarıda bir maydanoz olmuş 5 lira, efendime söyleyeyim bir doğalgazın faturası olmuş 1,5 lira, en düşük elektrik faturası 400 lira. Yani bu ülke şartlarından ben nasıl AK Parti'ye gene oy vereyim? Ben ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Yani Kılıçdaroğlu'na inanıyorum çünkü dürüst adam, temiz olduğuna inandığım için CHP'ye vereceğim. Yani hırsızlık yapmayacağına eminim, çalmayacağına eminim. Peki biliyorsunuz Türk siyasetinde yıllardır hep aynı isimler var. Sizce bu isimler değişmeli mi? Yani politik olmayan bir gençlik yetişiyor altta. Apolitik yetişen gençler var. Çünkü biliyorsunuz kapitalizm bazı şeyleri teslim aldı. İnsanların kültüründen uzaklaştırdı. TikTok gibi, Instagram gibi sosyal medyalarda. Gençler bunlara teslim olduğu için sosyalleşmiyorlar, yani politikleşmiyorlar. Yani önceden bir zam olduğu zaman öğrenciler dışarıya çıkardı, haklarını sorarlardı vesaire falan. Ama ne yazık ki kapitalizm bunu istedi ve başardı. Gençleri kültürlerinden uzaklaştırdı. Politikleştirmiyor, apolitikleştiriyor. Yani o yüzden gençler biraz daha politik olması lazım ki bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Yani siyasi olmaları, halkçı olmaları, halktan yan olmaları. İşte biz AK Parti dedik ama ılımlıyız. Sonuçta her şeyi biliyoruz. Kapitalizmi de biliyoruz, sosyalizmi de biliyoruz, felsefeyi de biliyoruz vesaire. Gençlere ihtiyaç var. Gerçekten gençlere ihtiyaç var. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi artık her şey ortada göründüğü gibi. Geçinemiyoruz. Yani gerçekten çok zor durum. Ülke olarak kötü durumdayız. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin halkını seviyoruz. Bu ülkeye zarar gelmesini istemiyoruz. Ama dediğim gibi sandığa gidince artık vicdanen yani değil ceplerini düşünerek gitsinler. Yani evimizde artık tencerede et mi kaynasın yoksa dert mi kaynasın? Yani bunu düşünmeyelim artık. Borçlarımızı ödemeyecek hallere geldik ne yazık ki. Bankalara teslim olduk. Bu pazar erken bir seçim olsa kime oy verirsin? AK Parti. Neden? Çünkü
Bugün konjonktürde Türkiye'yi yönetecek reisten başka ben bir şey göremiyorum, alternatif göremiyorum. Yani muhalefet altılı, partilerini başarılı mı? Kesinlikle altılı masa güven vermiyor. Hep mi AK Parti'ye verdiniz? Yok. MHP'ye verdim. Ama AK Parti'ye vereceğim. Şey yani reisi vereceğim. AK Parti'ye. Yani AK Parti'ye vereceğim. Evet. Biliyorsunuz yıllardır hep aynı isimler var siyasette. Sizce bu isimler değişmeli mi? İsimler değiştirelim derken ya siyaset farklı bir zemin. Lider kendiliğinden doğar yani halk öyle kabullenir, öyle sever. Öyle bir alternatif oluşmadığı için isim değişip değişmesi çok önemli değil bence yani. Zaten öyle bir Türkiye'yi idare edebilecek, yönetilecek bir lider çıktığı zaman zaten halk bunu destekler. Zaten bu kendisini kanıtlar yani. Recep Tayyip Erdoğan milli ve yerli bir adam. Dışa karşı dimdik durduğu için, hedef 2023 dediği için biz sana bunu göstermeyeceğiz diyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. İlik ilikleyen bir Türkiye istiyorlar, hasta bir Türkiye istiyorlar. Dışarı bundan rahatsız. Ama reis ne diyor? Durmak yok, yola devam. Hedef 2023 diyor.